Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Şu saate kadar veri takviminden açıklanmış ekonomik başlıklara, haberlere ve ekonomik gerçekleşmelere, piyasa sürecine bakacağız. Gündemin şekil verdiği rakamlara bakacağız. O zaman rakamlarla başlıyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geliyor. Yükseliş devam ediyor borsada. Şu an %1.8'lik bir yükseliş var. BIST için 117.858 seviyesinde gördük. Günün en yüksek seviyesine yakın endeks. Tahvillere geçiyoruz şimdi. 2 yıllık tahvilde 9.79, 5 yıllık tahvilde 10.97 ve 10 yıllık tahvilde 12.24 seviyelerini gördük. Bugün yükselişler var tahvil faizlerinde. ABD borsalarının vadelileri geliyor. S&P 500 geldi. %1.1'lik bir yükseliş var. Endeksin vadelisini 3.164 seviyesinde görüyoruz. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta da %1.1'lik bir yükseliş var. Nasdaq'ın vadelisi 10.474 seviyesinde. Günün en yüksek seviyelerine yakın. Son olarak Dow gelsin. Dow'da da %1.4'lük bir yükseliş var. 26.120 seviyesi. ABD vadelileri artıda diyelim. Bakalım Avrupa borsaları ne durumda. Burası da artıda. Londra'da FTSE 100 %1.8 yukarıda. Frankfurt'ta DAX'ı %1.7 yükselişte gördük. Paris borsası %1.7. Madrid borsası %2.4 yükselişte. Asya borsalarına bakacağız şimdi. Yükselişler burada da devam ediyor. Kapanışlar tabii buradaki çoğunlukla da. Çin borsasında Şangay %5.7 yükselişte. Yükseldi daha doğrusu. Japonya borsasında Nikkei %1.8, Hindistan'da Sensex %1.2, Güney Kore'de Kospi %1.6 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksini %4 yukarıda gördük. Bugün borsalar için haftaya iyi bir başlangıç yapılmış diyelim. Geçelim dolar TL'ye. 6.86.45. 6.85'li seviyelerdeydi. Cuma günü şöyle bir oynaklık yaşandı. Bugün de 6.86 civarında bir fiyatlama var dolar TL için. Euro TL 7.76.06. %0.42'lik bir yükseliş var. Euro TL bugün itibariyle yükselişte diyelim. Sabah günün ilk işlem seviyeleri 7.71 civarında. Son durumda 7.76 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi geliyor şimdi. 1.12.96 euro değer kazanıyor ya da dolar değer kaybediyor. %0.46'lık bir yükseliş var burada. 1.13'lü seviyelerde görülmüş euro dolar paritesinde. Dolar endeksine bakalım buradan. Sonra gelişen ülkelere bakarız. Dolar endeksi 97'nin altında. Euro değer kazandıkça diyelim. Dolar endeksi de aşağı doğru iniyormuş gibi görülüyor. %0.4'lük bir eksi var burada. Gelişen ülke para birimlerine bakalım şimdi topluca. Dolar TL %0.07 yukarıda. Brezilya realinde bir değişiklik yok. Dolar ruble %0.7. Dolar Güney Afrika randı %0.3 yukarıda. Kim değer kazanmış diye bakıyorum. Polonya zlotisi ve Macaristan lirasının de dolara karşı hafif bir değer kazanımı var. Meksika pezosunda da keza aynı durum söz konusu. Ons altına bakalım. Altın yine hareketli. 1778 dolar seviyesi görüldü. 1781 dolar yakın dönemin zirvesi. Cuma kapanışına göre son durumda %0.08'lik bir yükseliş var. Gram altın. Gram altında da 392 liraya yakınız. 392 lira gün içerisinde görüldü. 391-392 son saatlerde 1 liralık bir aralıkta kalmış görülüyor gram altın ve son olarak Brent petrol. %1 yukarıda Brent petrol, 43 dolar 26 sent seviyesinde. 42 doların üzerinden 43 doların üzerine doğru bir hareket, yaklaşık 1 dolarlık harekette Brent petrol için söz konusu. Rakamlar böyleydi, geçelim piyasa gündemine. Merkez Bankası Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Gıda yıllık enflasyonu yatay bir seyir izledi deniyor. Başka notlara da bakalım. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artarken gıda yıllık enflasyonu yatay bir seyir izlemiştir. Temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükselirken hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde artmıştır. Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimi yükselmiştir diyor Merkez Bankası. Haziran ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşlamıştır notu da var.
Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruma 1 ile 3 ay arasında açığa satışa sağa geldi. Euro bölgesinde perakende satışlar Mayıs'ta aylık %17.8 arttı. Başka neler açıklanmış oraya da bakalım. Yine Euro bölgesi için Haziran inşaat PMI rakamı 39.5'ten 48.3'e yükselmiş. Fransa için inşaat PMI'yi 32.4'ten 53.5 seviyesine yükselmiş olarak gördük. Aynı veri Almanya için 40,1 seviyesinden 41,3'e yükselmiş ve İtalya için de Haziran inşaat sektörü PMI rakamı 51 seviyesinden 51.6 seviyesine yükselmiş görünüyor. JP Morgan, likidite artışı hisse ve tahvilleri destekleyecek diyor. Uluslararası Yatırım Bankası'nın araştırma ekibinin bir notu bu. Borsa, bono, tahvilde rally'nin yılın ikinci yarısında süreceği öngörülüyor kurum tarafından. Çok nadir ve üstünde uzun süre düşünülmesi gereken gerekçeler ortaya çıktı deniyor notta. Süratle yükselen global borç, merkez bankalarını uzun süre para basmaya zorlayacak. Yüksek borç aynı zamanda hane halkı tasarruflarını da yükseltecek. Bu yöntemlerle artan likidite büyük ölçüde yolunu mali piyasalarda bulacak deniyor. Daha fazla borç, daha fazla likidite, daha fazla menkul kıymet rallisi şeklinde bir slogan da verilmiş. Global borç stoğunun yıl sonunda 16 trilyon dolar artmasını ve yıl boyunca kamu ve özel sektörün toplam 200 trilyon dolar borcu çevirmesini öngören raporda zorunlu tasarrufların yükseleceği de varsayılmış. Goldman Sachs, ABD küçülme tahminini %4.6'ya düşürdü. Daha derin bir resesyondan bahsediyor kurum ABD ekonomisi için. Ama 3. çeyrekle birlikte ABD ekonomisinde gelen veriler, şu ana kadar gelen veriler bir sıçrama olacağını da gösteriyor. Fitch, 6 ayda 33 ülkenin notunu indirerek rekor kırdı. Şimdi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in bu notuna bakalım. Yılın ilk yarısında 33 ülkenin kredi notunu düşürdü kurum. Kurumun departman başkanı da 40 ülkenin not görünümünün negatife çevrildiğini söylemiş. Kuruluşun tarihinde daha önce hiç bu kadar fazla ülke için aynı anda not düşürmeye veya görünümü negatife çevirmeye gitmediklerini açıklamışlar. Pandemi döneminde hükümetlerin kamu harcamalarını arttırmasının 119 ülkenin mali pozisyonlarında kötüleşmeye neden olduğunun da altı çizilmiş. Gündem başlıklarımız da böyleydi. Şimdi bir haberimize devam edelim. Aslında gündemimizdeki ikinci madde. Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruma açığa satış yasağının gelmesi. Sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenen kurumlar 1 ile 3 ay arasında açığa satış yapamayacaklar. Borsa İstanbul 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirdi. Borsa İstanbul'un yaptığı duyuruya göre Barclays Capital, Credit Suisse ve Merrill Lynch'e bugün itibariyle 3 ay açığa satış yasağı uygulanacak. JP Morgan, Goldman Sachs da Wood & Company Financial Services içinse açığa satış süresi 1 ay olacak. Bu kuruluşların yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerinde açığa satış bildirimi yapılmadığı tespit edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6-7-2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemli rica olunur ifadeleri kullanıldı. Fitch'ten bahsettik, Moody's'den gelen haberlerde devam edelim. Moody's diyor ki yatırım yapılabilir seviyenin altında nota sahip ülkelerde salgın sonrası toparlanma yavaş olacak. Yatırım yapılabilir seviyenin altında nota sahip ülkelerde borç seviyeleri 2020 sonrasında yüksek kalmaya devam edecek ve 6 körfez ülkesinin tamamında ekonomi daralacak deniyor. Körfez ülkeleri için de ayrı bir not. ABD'de pandemi döneminde küçük işletmeler için yürürlüğe giren bir kredi imkanı vardı. Bu imkan 5 haftalığına uzatıldı. Maaş koruma programına ayrılan yaklaşık 660 milyar dolarlık kaynağın 130 milyar doları hala kullanılmadı. Kamuoyunda kredi imkanını yöneten Küçük İşletmeler İdaresi'nin fonları adil dağıtamadığı yönünde de endişeler paylaşılıyor. Başka bakıyorum borçlarımızda nerede neler var diye notlarımızda.
Arjantin'in dış borç krizi, bu krize dair çözüme kavuşmaya dair bir not var. Reuters kaynaklarına göre hükümet ABD Sermaye Piyasaları Kurumu'nun kurumuna önümüzdeki günlerde yeni bir borç yeniden yapılandırma paketi sunacak. Şöyle bakıyorum. Almanya'dan notlarımız var. Alman Maliye Bakanı, Alman ekonomisi büyümeye en geç Ekim ayında başlayacak diyor. En geç Ekim ayında başlayacak deniyor. Ekonomimizde aşağı gidişi yaz tatili sonrasında durdurabileceğimizden eminim diyor Alman Maliye Bakanı. Gündemimizin başlıklarından bir tanesi de Merkez Bankası'nın enflasyon rakamı gelmesinden sonra yaptığı açıklamalardı. Normalleşme süreci enflasyonu yukarı doğru itiyor gördüğümüz kadarıyla. Merkez Bankası da Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyonu yükselten iki neden gösterdi. Buna göre Haziran enflasyonunun yükselişinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla artan talebin yanı sıra döviz kuru etkili oldu. Koronavirüs sonrası yaşanan normalleşme süreci enflasyon üzerinde etkili oldu. Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükselirken hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde arttı ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası raporda enflasyonu yükselten iki neden gösterdi. Buna göre Haziran enflasyonunun yükselişinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla artan talebin yanı sıra döviz kuru etkili oldu. Rapora göre enerji fiyatları ise küresel petrol fiyatlarındaki toparlanmaya paralel olarak artarken en belirgin fiyat artışı ulaştırma sektöründe yaşandı. Ayrıca raporda yakın dönemdeki döviz kuru görünümüne de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğiliminin bu dönemde azaldığı bildirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Exim Bank'ın Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu'na 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladığını belirtti. Exim Bank, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu, dedi. Exim Bank, Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatı teşvik etmek amacıyla ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında iş üstlenen müteahhitlik firmalarıyla ihracatçılara sunulan gayri nakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Exim Bank'la dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti işbirliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti. Pekcan, Türk Exim Bank'ın Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu'na 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladığını söyledi. Exim Bank kuruluşundan bu yana ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu, dedi. Enerji santrali projeleri dahilinde inşa edilecek olan her bir santralin Irak'ın elektrik şebeke sistemine 750 megawattlık bir katkı sağlaması planlanıyor. Projede Türk firmaları da yer alıyor. Bir konuğumuz var. Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın'la birlikteyiz. Altan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, yayınlar. Sağ olun. Haftaya başladık. Haftaya borsalar iyi bir başlangıç yaptı. Uzak Doğu coşkulu. ABD vadeleri yükselişte, Avrupa artıda, bizde de %1,8'lik bir yükseliş görüyorum BIST endeksinde. 118 bine geldik. Bu açılışı nasıl değerlendirmek lazım? Bu haftaya dair bir mesaj mı veriyor piyasalar? Yoksa zaten bir ivme vardı, kendi yolunda ilerlemeye mi devam ediyorlar? Aslına bakarsanız geçen hafta kapanışı bu hafta ilişkin nispeten negatif sinyaller üretmişti. Özellikle son bir haftanın sonuna doğru Amerika kapalıyken son 1-2 saatte Borsa İstanbul'da bir satış baskısı görmüştük. Dolayısıyla bu haftaya başlarken cuma günden kalan biraz moral bozukluğu vardı açıkçası piyasada, ama özellikle hafta sonundan sonra bu sabah açılışlarda Asya piyasalarındaki güçlü ivmelenme
Çin'deki ciddi yükseliş ve ABD vadelerindeki pozitiflikle beraber biz de yüksek açtık ve oldukça güçlü şekilde aslında seyrine devam ediyor Borsa İstanbul. Tabii kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan satış baskısı değildi cuma günkü olan. Belki yurt dışında Amerika'nın kapalı olması ve Avrupa vadelerinin üzerindeki baskıyla beraber bizde de bir miktar satış baskısı gördük. Tabii enflasyonun beklentilerin biraz üzerinde gelmiş olması da piyasada bir miktar tedirginlik yaratmış olabilir ama şu anda baktığınız zaman fiyatlamalar dünya ile beraber oldukça pozitif şekilde gerçekleşiyor. Tabii bunun belli sebepleri var. Aslına bakarsanız vaka sayıları, yeniden ikinci dalga endişeleri, aslında ikinci dalga demek de çok doğru değil. Diğeri yani henüz bitmeden yeniden artmaya başladı vaka sayıları. O nedenle ilk dalganın içindeyiz belki de hala. Ama vaka sayılarındaki artış moralleri bozmuş olması gerekirken en azından, yani algı olarak böyle düşünüyorken, merkez bankalarından gelen likidite açıklamaları ve bu likiditenin devamı beklentileri biraz daha tabii pozitif tarafta fiyatlanıyor kısa vadede. Malum fiyatlama olarak şu anda likidite en önemli faktör olarak ön plana çıkıyor. Sadece bu da değil tabii. Geçen hafta aslında ekonomik veriler oldukça güçlü gerçekleşti. Yani bizim PMI verilerini takip ettiğimiz aşikar. Bunun yanı sıra Amerika'da istihdam verilerini de çok yakından takip ediyoruz. Bunlar da oldukça güçlü gerçekleşmişti. Bir kar satışı görmüştük cuma günü. Bugün onu yeniden geri aldı piyasalar ve halen gayet güçlü şekilde seyrine devam ediyor. Bunun bu hafta içinde devam etmesi muhtemeldir açıkçası. Biz daha önceden de yurt dışında bir ivme kaybı beklediğimizi paylaşmıştık. Şu anda bu ivme kaybı içerisinde bir soluklanma dönemi diyelim. Bundan sonraki süreçte hem ikinci çeyrek bilançolarına ilişkin ciddi bir belirsizlik var. Bunun da önümüzdeki günlerde yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz bilançolar geldikçe. Bunun yanı sıra tabii Haziran ayı ekonomik verilerinin ardından Temmuz ayında ekonomiler açıldıktan sonra artık eskiye dönüş fiyatlamasının yapılacağı Temmuz ayında bu veriler de oldukça önemli olacak. Ama bu hafta veri akışı sakin. O nedenle haftaya böyle pozitif başlangıç yaptık tabii. Ama bundan sonraki süreçte haftanın devamında iyimserliğin korunacağını ama çok da ivmeli bir hareket olmadan daha sakin bir hafta görmeyi bekliyoruz açıkçası. BIST 100'de Mart dibinden bugüne yaklaşık 34 bin puanlık bir yükseliş var. Zirveye de 7 bin puan kaldı. Kabaca rakamları yuvarlıyorum. Şimdi bilanço dönemi de geliyor diyorsunuz. Likidite ana unsur. Orada da bir sorun yok şu an için. Acaba bu Ocak ayında görülmüş zirveye adım adım gidiyor olabilir mi? Veya çok hızlı yükseldik. 34 bin puan topladı endeks. Bunun bir realizasyonu. Bilançoların gelmesiyle bahane olabilir mi? Çünkü yani anlamlı bir realizasyonu da şu ana kadar görmedik biz. Şart mı? Evet. Realizasyon şart mı? Çünkü detayında da endeksler alt kırılımında farklı farklı sonuçlar var. Yani biz BIST 100 diye konuşuyoruz ama farklı endekslerde çok farklı senaryolar da var. Ne dersiniz? Tabii yani şart değil aslına bakarsanız ama sağlıklı olması açısından, bu sağlıklı da hep bir klişe, bir kelime gibi anlaşılmasın. Aslında bunu dememizin ana sebebi şu, bu trendin kalıcı olabilmesi açısından, yani sağlıklıdan kastımız o, ara ara düzeltmeler gelmesi ve aslında bunu bir tren gibi düşünürsek ara ara duraklarda başka yolcular alması önemli olacak. Bu yükselişin devam etmesi, bu yolun devam etmesi açısından. Bu nedenle düzeltmeleri bu açıdan önemsiyoruz. Bu denli dik yükselişlerde, hızlı yükselişlerde kar satışları daha hızlı, daha can acıtı gelebiliyor. Ara ara görüyoruz aslında ama tabii dediğiniz gibi daha kalıcı, belki de 1-2 haftaya yayılan bir düzeltme hareketi henüz görmedik. Bu dönem belki de böyle görmeyebiliriz ama ara ara yani 1 gün 2 günlük kar satışları görüyoruz. Ben bu dönemde özellikle endekste topyekun bir satıştan ziyade artık sektörel ayrışmanın çok ciddi şekilde netleştiği bu ortamda yine sektörel değişimlerin bu kar satışlarına sebep olabileceğini düşünüyorum. Örneğin az önce siz de bahsettiniz, yani diğer endeks aralarında da bayağı farklılaşmalar var. Örneğin bankacılık endeksi çok geride kaldı. Başka BIST 30 içinde ağırlığı yine yüksek ama çok geride kalmış şirketler de var. Belki de bu denli çok yükselmiş şirketlerden çıkıp hem bankalar hem de geride kalmış olan belki BIST 50, BIST 100 şirketlerine bir giriş olabilir. Düzeltmeden kastımız bu denli böyle bir dalgalanma, bir yatay soluklanma hareketini böyle bir değişim için kullanabilir yatırımcılar. Kısa vadede açıkçası cuma günkü kar satışları
Bir nevi yani kısmen de olsa bizim beklediğimiz kar satışlarına benzer bir görünüm yarattı. Belki biraz daha aşağı gelmesi muhtemel olabilirdi. Ama bugün özellikle Asya'nın desteğiyle dediğim gibi daha yukarıda bir görünüm var. Yeni zirveye gitmeden önce ara ara yolda soluklanmalar olacaktır. Yeni zirveyi de açıkçası bilanço döneminden sonra ancak belki zikretmeye başlayabiliriz. Gerçi arada dediğiniz gibi 7000 puan var. Tahmini de çok kolay olan bir puan bandı değil. Ama genel olarak tahminlere bakarsanız zaten 12 aylık tahminler hep yeni zirvelerde oluşuyor. Yani 135 bin civarında oluşan bir tahmin seti var 12 aylık hedef fiyatlara baktığınızda. Dolayısıyla bunun belki 2020 içinde olması çok kolay olmayacak. Dediğim gibi ikinci çeyrekten çıkışı rahatlıkla görüyor olmak lazım bilançolarda. Ama gene itibariyle kısa vadede her ne kadar dalgalanmalar olsa da burada biz her gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyelim. Özellikle orta vadeli bakış açısında halen Türk hisse senetleri oldukça ucuz. Yani aynı örneği belki Çin için vermek lazım. Bugün mesela Çin'deki yükseliş hareketinin ana sebeplerinden bir tanesi salgında çok ciddi satış yiyen ve daha sonra toparlanmaya çalışan Çin endekslerinin aslında benzerlerine oranla çok ucuz hale gelmesi. Dolayısıyla burada şu anda bizim diğer piyasalarda görmediğimiz bir yükseliş görüyoruz. Ben 2021'in Türkiye için böyle bir görüntü yaratacağını düşünüyorum. O nedenle Türkiye'de halen bu denli düşüşler orta vade için alım fırsatıdır. Kısa vade içinse biraz daha piyasayı daha yakından takip eden, daha kısa vadeli işlem yapabilecek yeteneğe sahip olan yatırımcıların burada pozisyon almasını öneririm. Onun dışında zaten getiri arayışı içinde olan yatırımcılar borsaya geliyorlar. Biz de bu yatırımcı artışından, sermayenin tabana yayılmasından, daha fazla kişiye ulaşmaktan oldukça memnunuz açıkçası. Bilançolar geliyor. Sektörel bazda soracağım doğal olarak, şirket bazında sormam ama yani nasıl bir performans bekliyorsunuz? Böyle öne çıkacak, sürpriz yapacak, tatlı sürpriz, pozitif sürpriz yapacak bir sektör var mı incelediğiniz yerde? Yoksa yani bazı sektörlerin de salgın döneminde ciddi darbe aldığını rakamlarla artık görmeye başlayacak mıyız? Tabii yani şimdi belli sektörlerde oldukça zor dönemi geçirildiğini aslında bilançolardan göreceğiz. Yani bu çok da böyle şaşırtıcı değil. İçinde bulunduğumuz durumda biliyorsunuz yani insanlar artık mobil değil. Neredeyse son bir ayı çıkarırsak geçtiğimiz 3-4 ayda insanlar çok fazla ulaşım yapmadılar. Evlerinde kaldılar. Dolayısıyla burada ulaşım ulaştırma sektöründeki bilançodaki hasarı göreceğiz aslında. Çok iyi bilançolar beklenmiyor o tarafta. Ama tabii bu fiyatların çoğunlukla içinde o ayrı bir konu. Ama bilanço bazında düşünürsek çok iyi bilançolar görmeyeceğiz ulaştırma tarafında. Bunun yanı sıra tabii bu negatif tarafı. Bir de pozitif tarafına bakarsanız perakende sektörünün bilançoları da oldukça güçlü gelecek. Yani ne kadar insanlar evlerinde kalmış olsalar da özellikle e-ticaret yoluyla özellikle daha kâr marjı yüksek segmentte ciddi bir büyümeye sebep oldu perakende sektöründe. Bu da tabii pozitif yansıyacaktır bilançolara. Bunun yanı sıra aslında otomotiv sektöründe de her ne kadar ilk çeyrek biraz daha beklentilerin altında kalmış olsa da ihracata dayalı. İkinci çeyrekte de bu böyle bir görüntü görebiliriz ama iş talebin yoğun olduğu ve aslında ihracata dayalı olarak beklentilerin çok kötü olduğu bu dönemde bilançoların o kadar da zayıf olmayacağını tahmin ediyoruz ikinci çeyrekte. Dolayısıyla sektörel ayrışmalarda aslında çok şaşırtıcı olmayan böyle ilk akla gelen sektörel farklılaşmalar olacak. Tabii bunun yanı sıra telekomünikasyon sektörünün de oldukça güçlü olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar yeni abone sayısında bir miktar düşüş olmuş olsa da yine bu az önce insanların mobilizasyonuna bağlı olarak bir durgunluk olduğu dönemde. Ama data kullanımı oldukça yüksekti. O nedenle de kâr marjlarının yine yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sektörel ayrışma bu dönemde göreceğiz. İkinci çeyrekte bilançolar aslında genel olarak beklentilere paralel diyebileceğimiz hale gelecek. Yani biz zaten oldukça kötümser beklentilerin bir potada eritildiği, daha sonra toparlanmaya geçiş döneminde de üçüncü çeyrekleri bu denli takip ediyoruz. Dolayısıyla ikinci çeyrek bilançoları o açıdan çok şaşırtıcı olmayacak. Ama hasarı görmek açısından ve üçüncü çeyreğe toparlanmanın nasıl olabileceğine dair bir fikir vermesi açısından önemli. Yine de fiyatlamaları daha da etkileyebilecek bilanço dönemi, üçüncü çeyrek bilanço dönemi bence. O dönem hem ekonomik büyüme anlamında da ülkeler açısından önemli olacak. Hem de şirketlerin 2021 projeksiyonunu daha iyi çizebilmemize neden olacak, bunu sağlayacak bize. Dışarıda
Biraz da dışarıya bakalım. ABD, Euro bölgesi, Çin, Japonya. Son dönemde gelen veriler, geçtiğimiz hafta gelen özellikle PMI rakamları, ABD istihdam piyasasına dair rakamlar gayet iyiydi. Yani beklentilerin üzerine sürpriz diyemeyeceğiz rakamlar da var. Bunların, yani bu tip gerçekleşmelerin piyasalar açısından, küresel piyasalar açısından destekleyici olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bazı analistlere göre bu rakamlara çok da fazla anlam yüklemeyelim. Nasıl ki kriz döneminde o dibe doğru giderken gelen rakamlara bir dakika bu rakamlar bugün kötü ama mutlaka tedbirler devreye girecektir. Toparlanma göreceğiz, karamsar olmayan bakış açısıyla bakanlar. Bugün de evet o dönemi yaşadık. Bugünkü gelen verileri de çok fazla abartmamak lazım gibi bir mesaj da veriyorlar. Siz ne dersiniz? Bu verilere sırtımızı şöyle gerçekten iyice bir dayamak gibi imkanımız var mı? Yoksa verileri biraz daha özellikle Temmuz ayı ile birlikte biraz daha yakından takip edelim. İyileşmenin kalıcı olup olmayacağını bir ay sonra daha net konuşabiliriz mi demek lazım? Şimdi tabii yani piyasalar açısından düşünürsek bir kere geçmiş verileri zaten çok fazla göz önüne almamakta fayda var. Yani bu veriler, bahsettiğimiz verilerin hepsi sonuç itibariyle belli bir dönem gecikmeyle açıklanan veriler ve biz onu zaten belki de beklentiler kanalıyla piyasalara yansıdığını görüyoruz. Şimdi biz son 6 ayda 3 dönem yaşadık açıkçası. Biri salgın döneminde ve beklentilerin en kötümser olduğu dönem. Daha sonra ülkeler o anlamında ve bölgesel olarak ekonomilerin yeniden açıldığı dönem. Şimdi yavaş yavaş 3. dönemde eskiye dönüş, normalleşme dönemi diyebileceğimiz bir dönem. Şimdi salgın döneminde beklentilerin çok kötü olduğu ve doğal olarak verilerin de aşırı kötü ve tarihsel düşük ve hatta öngöremediğimiz şekilde kötü şekilde gerçekleştiğini gördük. Bu da fiyatlara daha öncesinde ve sırasında yansımıştı. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde az önce bahsettiğiniz veriler de aslında ekonomilerin yeniden açılmasının sağladığı bir V tipi toparlanmaya işaret ediyor. Bu da çok aşikar. Ben bunu çok göz ardı etmek taraftarı değilim açıkçası. Çünkü bu şunu gösterir bence. Eğer ekonomiler yeniden açıldığında böyle bir V tipi toparlanma varsa normalleşmeye geçiş yolunda daha kısaltacaktır bu toparlanma. Bu çok aşikar. Yani o zaman şöyle düşünürüm ben. Yani bir PMI verisi 45 beklenirken 52 geliyorsa bu pozitif fiyatlanmayacaksa o zaman 40 gelince de negatif fiyatlanmayacak sanırım. Yani dolayısıyla ben hani bu direkt olarak bunu göz ardı etme taraftarı değilim. Belki veriler böyle geldikten sonra biz sonuçta geçmişe bakarak konuşuyoruz bu verileri tahmin ederken bunu açık böyle yorumlamak belki biraz daha kolay gibi görülüyor olabilir ama bu verilerin olumlu sinyal ürettiği bence aşikar, bu yatsınamaz. Bundan sonraki süreçte normalleşme dönemine geçişte bu verilerin bize sunduğu ışıkta biz tahminleri yapacağız ve buna göre beklentilerimizi oluşturacağız. Yani şöyle söylemek lazım. Eğer ekonomiler yeniden açıldığında PMI verileri, işsizlik verileri böylesine güçlü geliyorsa, eğer yeniden salgın çok ciddi boyutlara yeniden eskisi gibi ulaşmaz ise toparlanma ve normalleşme de bir o kadar çabuk olacaktır. Dolayısıyla bizim o aslında Şubat, Mart, yani bizim derken bütün bu ekonomi otoriteleri ve kurumlarından bahsediyorum. Şubat, Mart döneminde yapılan tahminlerin de belki yukarı yönlü revizyonunu sağlayacak bu veriler. Dolayısıyla bence önemli, yatsımamak gerekir. Ama tabii şuna katılırım. Son iki ayda Amerika'da gördüğümüz işsizlik verileri, Avrupa'da son Haziran ayında gördüğümüz PMI verileri tabii direkt olarak ekonominin saf işlerliğini göstermekte çok açık bir gösterge değil. Neden? Çünkü çok ciddi destek var. Bu destek çekildikten sonra ekonomiler kendi ayaklarının üzerinde kalıp kalamayacaklarını tabii ki daha sonraki verilerde göreceğiz. Ama bunu da görmek çok kolay değil. Çünkü merkez bankaları bu likidite desteğini hemen çekmeyecekler. Ama Temmuz ayında Amerika'da istihdam desteğinin sona ereceği beklentileri var. Böyle bir zaman dilimi var orada. Yeniden uzatılmazsa. O süreçten sonraki istihdam piyasasını takip ediyor olmak gerekir. Evet, o gerçekten bizim önümüzdeki dönem için net bir gösterge olacak. Ama onun dışında bakıyorsunuz bütün PMI verileri, ki salgından en çok etkilenen hizmet sektöründeki PMI verilerinde bile ciddi toparlanma var. Sonuçta buradaki beklentileri oluşturan da ekonomistler ve hani bu ekonomik açılımı öngörerek bu tahminleri yapıyorlar. Yine de üzerinde geliyor. Dolayısıyla bir iyimserlik yaratacak bir ortam var. Ama tabii hiçbir şeye bakmadan sadece bu veriye dayanmak çok doğru olmaz. Gelecek tahmini yaparken biraz varsayımlar üzerinden gitmek lazım ki içinde bulunduğumuz durum oldukça belirsiz bir durum. Dolayısıyla bu da varsayım yapmayı biraz zorlaştırıyor. Ama ben açıkçası yine de Haziran ayında gördüğümüz hem önce hem de nihai PMI verileriyle beraber
istihdam verilerinde beraber düşündüğüm zaman pozitif bir görüntüyü açıkçası görüyorum. Burada V şeklinde toparlanmaktan aslında artık bahsetmiyor olmak lazım. Çünkü resmen baktığımız zaman yani bütün grafiklerde, neredeyse tüm ekonomik verilerde V şeklinde toparlanma var. Sadece belki tüketici güvenlerinde bir miktar gerileme, halen düşük kalma söz konusu. Önümüzdeki dönemde burayı yakından takip ediyor olacağız. Özetlemem gerekirse, yani içeride çok ciddi bir piyasada çok ciddi bir likidite var. Veriler kötü geldikçe, demeyeyim, vaka sayıları arttıkça bu likidite desteğinin devam etmesi bekleniyor. Sonuçta ekonomiler kapanabilir, kısmi kısıtlamalar gelebilir. Bu likidite desteği de sürdükçe piyasaları pozitif etkiliyor. Ekonomik veri anlamında düşünürsek de şu ana kadar gelen veriler tamamen beklenildiği gibi önce sert şekilde düşüş, ardından sert şekilde toparlanma şeklindeydi. O nedenle Temmuz ve Ağustos ayındaki veriler bence önümüzdeki dönem, belki 6 ay 1 seneki ekonomik tahminler için, şirket karlılıkları tahminleri için vesaire çok önemli olacak. O yüzden önümüzde özellikle Temmuz ve Ağustos dönemindeki ekonomik verilerin gerçekleşmeleri bence önemli bir ışık tutacak bütün tahmincilere. Şu ana kadar açıklanan verilerde ABD ekonomisinin Euro bölgesi ekonomisinden biraz daha iyi performans gördüğünü gösterdiğini görüyoruz. Borsaların performansı açısından da kıyasladığımız zaman ABD borsaları açık ara diyeceğim neredeyse Avrupa borsalarından önde. Bir ayrışma var. Şimdi salgının merkezi olarak hala ABD'yi konuşuyoruz. Ciddi vaka sayısında artış var. Euro bölgesi biraz daha kontrollü gidiyor hala. Şimdi performans olarak da yani ekonominin performansı, piyasaların performansı bir ayrışma ve bu ayrışmanın devamının gelip gelmeyeceği düşüncesi. Böyle bir ayrışmayı net olarak siz söyleyebiliyor musunuz? Evet, ciddi bir fark var demek mümkün mü eldeki rakamlarla? Veya varsa böyle bir ayrışma, bunun kapanması gibi bir ihtimal var mı? Yoksa biz yılın geri kalan kısmında da ABD piyasaların önde gittiğini, performans olarak da önde durduğunu görmeye devam eder miyiz? Şimdi tabii bunu ikiye ayırmak lazım. Yine ekonomik aktivite veya ekonomik göstergelerle piyasa olarak ikiye ayırmakta fayda var. Şu ana kadar dediğiniz gibi belki ilk şu ana kadar gördüğümüz verilerde Amerika performans olarak biraz daha önde oluyor olabilir. Bunun tabii sebebi Amerika'da teknoloji şirketlerinin çok ciddi yükseliş sağlamış olması. Burada tabii bu da anlaşılabilir bir şey. Sonuç itibariyle dünya çapında kullanılan ve özellikle telekomünikasyon ve teknoloji alanında öncü lider markalar ve şirketler Amerika'da. Dolayısıyla bunların performansları direkt olarak Amerika'ya yansıyor. Oradaki ekonomik göstergelerin toparlanması da özellikle Fed'in sağlamış olduğu ve hükümetin de buna destek sağladığı ciddi bir paket var. Yani ard arda gelen varlık alım programları vesaire. Dolayısıyla şu ana kadar bu daha böyle anlaşılabilir görünüyor, ama bundan sonraki süreçte ben açıkçası hem salgın sırasındaki kontroller hem de salgın sonrası politika önlemleriyle Avrupa'nın Amerika'dan bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. İkinci dalga konusu tartışılırken az önce de söylediğim gibi aslında birinci dalganın içinde gibiyiz halen. Çok ciddi bir vaka azalışı görmemize rağmen yine artış var. Burada Avrupa'nın yine Amerika'dan biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben Avrupa'nın ABD'den daha iyi performans göstermesini beklerim. Hem ekonomik göstergeler anlamında hem de piyasalar anlamında. Belki piyasalar biraz daha gecikmeli gidebilir çünkü Fed'in çok ciddi bir likidite desteği var ve varlık alım programlarıyla bunu destekliyorlar. Öte yandan getiri kontrolü, getiri eğrisi kontrolü de halen masada olduğu için bu tahvil faizlerinde de bir miktar baskı yaratacak ve hisse fiyatlarını yeniden yukarı itebilecek. Dolayısıyla bir süre daha belki ABD borsaları Avrupa'yı outperform edebilir, daha iyi performans gösterebilir. Ama önümüzdeki dönemde, yani ben ikinci yarıda ve aslında 2021'e geçiş sürecinde Avrupa'nın Amerika'ya, Euro'nun da dolara karşı daha iyi performans göstermesini net şekilde bekliyorum. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi Sağ yayınlar. olun, sağ olun. Birazdan Euro dolara bakacağız. Orada da bir onun seviyesinin üzerinde bir fiyatlama var. Rakamlarla bakarız ama bir haberimiz var. Onunla devam edelim. Doçent Doktor Atılım Murat, Borsa İstanbul'un performansını değerlendirdi. Atılım Murat, Türk hisse senetlerinde yükselişin devamını bekliyor.
Merkez Bankası'nın muazzam desteği, faizler düşük kalmaya devam edecek. Hani Merkez Bankası'nın politikalarıyla uyguladıkları araçlarla, kullandıkları araçlarla faizler düşük kalmaya devam edecek. Zaten eğer bir korelasyona bakacaksak, genel bir korelasyona, faizlerin düşük kaldığı, umutla düşük kaldığı ortamlarda hisse senetlerinin yükseldiğini görürüz. 40 yıl geriye gidelim, 50 yıl geriye gidelim. O nedenle günlük bazda hani Şangay Endeksi, Asya Endeksleri yükselir. Yani günlük böyle anomaliler olabilir. Hani Borsa İstanbul düşer veya başka ülkelerin piyasaları, ama genele baktığımız zaman yani şöyle bir şey olamaz. Asya Endeksleri yükselişe devam edecek önümüzdeki günlerde. Ama Türkiye veya benzer ülkeler, diğer ülkeler düşecek. Çok olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki şu da var. Mesela şimdi bu sabah saatlerinde bir haber geldi. 6 yabancı kuruma açığa satış konusunda işlem yasağı da geldi. Yani Türkiye Borsa İstanbul için. Yani şey hatırlarsanız birkaç hafta önce şey konuşmuştuk. Hani bir politika tercihi olarak zaten yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarında oynaklık yaratmaları, volatilite yükseltmeleri, dalgalanma yaratmaları istenmiyor. Bu politika tercihi. Açığa satış yasağı serbest bırakılmıştı geçen hafta. Cuma günü bankacılık hisselerine satışlar vardı. Belki ondan biraz tedirgin oldu Borsa İstanbul yönetimi veya işte ekonomi yönetimi. İşte alt kuruma 1 veya 3 ay arasında yasak getirildi. Yani bunda ekleme gereği hissettim çünkü. Hani dünya piyasasındaki iyimserlik devam ediyor. Yerli yatırımcıların hisse senedine olan ilgisi devam ediyor, etmeye devam edecek. Şimdi bir açığa satış yasağında da yabancıların da oynaklık yaratması istenmiyor dediğim gibi bir tercih olarak. Yani hal böyleyken dışarıda işler iyi olduğu sürece bence Türk hisse senetlerindeki yükselişe devam eder. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan'dan Asya piyasalarına dair bir değerlendirme aldık. Borsa İstanbul için de Bircan endekste 118.500 seviyesinin gündemde olduğunu söylüyor. Öncelikle aslında görece veri akışı açısından sakin bir haftaya başladığımızı söyleyebiliriz. Ekonomik veri açısından takvimimizin biraz sakin. Ancak diğer taraftan piyasalarda hafta içerisinde gelecek özellikle salgına dair haberleri takip ediyor olacağız. Haftaya genel olarak baktığımızda özellikle Asya tarafından ve ABD vadeliler açısından baktığımızda olumlu bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Asya tarafında Şangay Endeksinin %4'ün üzerinde fiyatlandığını, bir kazanç getirdiğini takip ettik. Yine ABD vadelilerin de güne yükselişle başladığını görmekteyiz. Dolayısıyla olumlu bir başlangıç yaptığımızı, bunun hafta içerisinde de aslında çok ciddi bir olumsuz veri haber akışı olmadığı sürece devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii bunun yurt içi piyasalara da yine yansıması olumlu yönde olacaktır diye düşünmekteyiz. Öncelikle az önce de belirttiğimiz gibi hem Asya tarafı hem de ABD vadelilerin olumlu açıldığını düşündüğümüzde bunun bizim yurt içi borsamıza da olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla haftaya başlangıçta alıcılı bir başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Bizim için önemli aşama gün içerisinde özellikle 116.000 seviyesi olacaktır. 116.000 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 117.000 seviyesi takip edecek. 117.000 seviyesi bizim için oldukça güçlü bir direnç. Nitekim geçtiğimiz hafta bu seviye oldukça test edildi. Her 117.000 seviyesine yaklaşıldığında ise tekrardan 116.000 seviyelerinin altına kadar geri çekilmeler yaşandığını takip ettik. Dolayısıyla bu hafta için ilk etapta 116.000 seviyesi, devamında ise 117.000 seviyesinin üzerine geçirip geçirmeyeceği takip edecektir. Bu seviyelerin aşılması 118.500 seviyelerini gündeme getirebilir. Devamında ise 120.000 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Küresel piyasaların, borsaların seyri için ilk bakılan yerlerden bir tanesi ABD borsaları. ABD borsaları içinde de S&P 500 endeksi. S&P 500 endeksine dair Cüneyt Paksoy'un bir değerlendirmesi var. Endeks diğer direnç seviyelerini geçme yönünde ilerliyor diyor Cüneyt Paksoy. Pandemi süreci hangi süreçte atlatılıyor, Powell'ın dediği belirsizliklere de bağlı olarak ve hasar tespiti hangi düzeyde yapılıyor? Yani eğer en kötüyü gördüysek hasar tespiti de yavaş yavaş toparlanıp yılın ikinci yarısına dair beklentileri olumlu yönde kuvvetlendirecekse, ki seçim de var Kasım'da, önemli bir belirsizlik ABD için, onu da içine alarak ara ara düzeltmeler gelse de yönün yukarı yönlü olma çabası net. En azından belli bir seviye
bandı içerisinde dengede tutmak, yatayda tutmak. Yani bu bir anlamda Fed'in de görev tanımı içine geldi, direkt belirtmese de. Yani bakıyorsunuz dünyada en çok özel sektör tahvilini elinde tutan fon gibi çalışıyor Fed. Yani ilk üçe girmişti. Muhtemelen alımların devamıyla bunun ilk iki, birinci sıraya yükselmesi çok net. Yani şirket tahvili almanız demek zaten borsaya açık olan şirketler, çoğu çok önemli şirketler bunlar. S&P 500 endeksi içerisindeki şirketleri destekliyorsunuz anlamına gelir. Zaten ETF tarafında da fon tarafında da alımları var. Orada rakamlar çok net değil ama orada da ara ara alımlar yaptığını biliyoruz. Bu kadar desteğin olduğu bir ortamda S&P 500 endeksinde aşağı yönlü çok sert kırılma oluşmaması için Fed'in devrede olduğu bir senaryo var. Ya da düzeltmeler gelse de o düzeltmelerin belli destekler üzerinde karşılanma. Nereden döndük son hareketlerde? Her defasında seninle konuştuğumuz 200 günlük ortalamanın olduğu, önemli fibo seviyelerinin bulunduğu 2953.000. Yani hatta biz bandı biraz daha geniş tuttuk. 2900-3000 bandı dedik. Buranın içinde ve üzerinde satışların karşılanması ve tekrar 3075 gibi %261.8 ya da %78.6 senin seviyen 3100-150'ler. Oraların üzerine taşma kuvveti. Şimdi her iki düzeltme hareketi de dikkat ettiysen 3950-2900 bandı içinde karşılandı ve hızlıca yukarı döndük. Çünkü oranın altına geçmek demek aşağı yönlü tekrar satış baskısı anlamına gelecek ve stop loss satışlarının da devreye girmesi, aşağı yönlü daha sert bir kırılım meydana getirmesi. Şunu net olarak söyleyelim ama ikinci dip ihtimalleri biraz uzaklaşmaya başladı. Virüsle ikinci dalga gelmezse çok sert bir şekilde önümüzdeki dönem ve makro verilerde çok ki iyi gidiyor. Çok sert bir kırılma olmazsa sert bitini tekrar değiştirecek düzeyde ya da %3, %5 medyan bir daralma beklentisi hakim an itibariyle onu değiştirecek bir senaryo temel hikayede oluşmazsa artık S&P'de ikinci dip ihtimali biraz uzaklaştı gibi. Yani bunu bugünden söylemek kolay değil çünkü virüste ikinci tepe, ikinci dalga ihtimali güçlenirse her şeyi tekrar yeniden konuşmak zorunda kalabiliriz. Ama en azından otoritelerin, merkez bankaları başta, hükümetlerin de devreye girmesiyle bu kadar yüksek paranın en azından vitrin olan borsaları yukarıda tutma isteği çok net. Bunu global ölçekte görüyorum. Çünkü temel hikaye, temel senaryo iyileşene kadar beklentiler alınır, gerçekler satılır noktasına ilerleyen borsaların beklentisini masada tutmak demek psikolojik algıyı da yukarıda tutmak anlamına geliyor. Özellikle seçime giderken ABD borsalarının yukarıda kalması Trump için de çok önemli. Onun için yani çok katalizör, çok denklem var ama duygusuz net. 2000 gelecek satışlar 3075 altında. 2900-3000'in içinde ve üzerinde karşılanmaya devam ediyorsa ve her defasında 3075 üzerinde kaldıkça 3150'nin de geçilmesiyle seninle daha önce konuştuğumuz 3250 ara direnç hedefi olmaya devam edecek. Buranın üzerinde kuvvetlenmek demek bu sefer paranın gücünü ortaya koyacak, risk iştahının artmasının daha da yükseldiği, imelendiği bir senaryoyu masaya getirecek. Orada da tüm zamanların rekoruna doğru ilerlemek mümkün. 3350-3400'lere doğru ilerlemek mümkün olacak. Ama destekler çalışmalı, dirençler geçilmeli. Bu noktada ilerliyor S&P 500 endeksi. Bunun da altını çizelim. Ons altın hareketli. $1,777 dedik yayına girerken. $1,781 da yakın dönemin en yüksek seviyesi. Ons altına dair bir değerlendirmeyi Yeliz Karabulut'tan aldık. Karabulut $1,800 görebileceğinden bahsediyor. Haftalık ekonomik takvime baktığımız zaman aslında çok sakin bir haftaya girdiğimizi söylemem gerekiyor. Ama diğer tarafta ise biliyorsunuz ki sürekli gündemi meşgul eden ABD-Çin gelişmeleri ya da ABD tarafından herhangi bir açıklama altın fiyatlarındaki hareketleri etkileyebilir diye düşünüyorum. Birazcık daha yataylaşmış bir altın fiyatlaması görüyoruz. Zaten özellikle 1750'ler civarında biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda bir direnç göstermişti. Bunun üzerinde günlük kapanışların olduğunu görüyoruz. Özellikle benim burada yükselişlere birazcık daha temkinli
bakıyorum. Yani yukarı yönlü hareketi destekleyecek bir daha büyük bir etken olması gerekiyor ki daha büyük bir hızla yukarıya doğru hareket edebilsin. Birazcık daha yataylaşmış bir altın fiyatlaması görebiliyoruz. Fakat özellikle haftalık ve aylık grafiği baktığımız noktada ise bir çanak tamamlama hareketini de net bir şekilde görebiliyoruz. Yani 1770'te ilk o çanağın tamamlandı. Özellikle 2011 yılındaki Eylül'deki harekete baktığımız zaman ise yukarı yönlü hareketin birazcık daha sınırlı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada artık yavaş yavaş hareketlerin sınırlandığı, daha büyük hareketin başlayabilmesi için alttan gelebilecek ciddi bir etken olması gerektiğini düşünüyorum. 1750 seviyesi ve 1770 seviyesi burada önemli. 1770 seviyesinin üzerindeki hareketler ise biraz önce söylediğim gibi ekonomik gündem ya da siyasi ya da ABD tarafından herhangi bir açıklamayla yukarıda kendisinde 1800 seviyesine kadar bir dalga boyu yaratabilecek bir hareketlenmeye neden olabilir diye düşünüyorum. Tarafındaki özellikle altın fiyatları yukarıya taşıyan bu parasal genişlemenin etkilerini net bir şekilde görmüştük. İlk etapta bir satış baskısı neden olsa da bu pandemi etkisi, sonrasında ise parasal genişlemenin net altın fiyatları üzerinde pozitif etkisini gördük. Fakat bu artık bu cephedeki açıklamaların birazcık daha sınırında, mali taraftaki hareketlenmenin birazcık daha ince yer şeklinde olmasa altın fiyatlamalarındaki yukarı yön hareketi birazcık sınırlıyor gibi gözüküyor. Özellikle altın yatırımcıları, ons yatırımcıları birazcık daha temkinli hareket etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz diyebilirim. Ons altına dair bir diğer değerlendirmeyi de Alaçatı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün'den aldık. Barış Ülkün altın için yükseliş trendinin devamından bahsediyor fakat jeopolitik risklere dikkat çekiyor. 16 Mart tarihine gidelim. Orada 1451 dibi var. Yani aslında orası tamamını bile o Mart'tan bahsedeceksek eğer tarih olarak, yani pandeminin yavaş yavaş dünya genelinde artmaya başladığı zamana denk geliyor. Oradan itibaren bir yukarı trend başladı ons altında ve genel itibariyle baktığımızda küresel anlamda risk iştahının devam ettiği, yani endekslerde rekorların kırıldığı zamanlara baktığımızda ons altında da bu eğilimin sürdüğünü gördük. Yani aslında şu demek oluyor, hem bir taraftan yatırımcılar yaşanacak ve ekonomik anlamda gelişmelerin belirsizliğine dayalı, artı virüs konusundaki gelişmelerin belirsizliğine bağlı olarak önümüzdeki dönem içerisinde riskli varlıklar kadar bir miktarda altın tarafında olmaya devam etmek istiyorlar görüntüsünü veriyor. Şu dönem içerisinde, yani bahsettiğimiz bu 16 Mart'tan itibaren geçen süre içerisinde merkez bankalarının alımları azalsa da önemli bir faktör var. ETF'ler tarafında alımlar ciddi ölçüde devam etti ve bu alımların da hala devam ettiğini görüyoruz. Yani aşağı yönlü orada bir trend olmuş değil baktığımızda. Bu açıdan bakılırsa da ons altındaki trendin hala devam ettiği bir süreci şu anda yaşıyoruz diye açıkçası söylememiz gerekiyor. Tabii bunu sağlayan faktörler neler? Yani az önce sizin de bahsettiğiniz gibi küresel anlamda jeopolitik bazı riskler ön planda önümüzdeki günlerde biraz daha fiyatlamaları etki edebilir ki baktığımızda bu Güney Çin Denizi'nde ABD'den iki tane uçak gemisinin tatbikat amacıyla oraya gitmiş olması bence önümüzdeki süreç içerisinde izlenmesi gereken olaylardan birisi diye düşünüyorum. ABD için aslında bir gerilim artışı eğer olacak olursa bu jeopolitik risk anlamında fiyatlama olarak altına tekrardan talep artışı meydana getirebilir. Bunu önümüzdeki günler içerisinde ben de değerlendirmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Diğer önemli faktörlerde baktığımızda bu pandemi başladıktan hemen sonra merkez bankalarının faiz oranlarını genel olarak incelediğimizde sıfıra yakın seviyelere indirmesi, işte Amerika Merkez Bankası bunu yaptı, FED, diğer ülke merkez bankaları da buna benzer hareketlerde bulundu. Ve aynı zamanda parasal teşviklerin de hem para politikası anlamında hem de mali politikalar yönünden ciddi ölçüde bir para pompalaması da olduğu için de bunun da bir miktar altına talep artışı olarak yansıdığını herhalde söylememiz gerekiyor. Genel itibariyle bu trend bu şekilde şu anda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ne olabilir? Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda gelen birçok veriyi takip ettik ve Amerika'dan gelen mesela bazı verilerde, ki en önce bahsetmemiz gereken tarım dışı istihdam, beklentinin üzerinde bir istihdam artışı meydana geldi. Avrupa bölgesinde mesela enflasyon
yıllık bazda beklentinin biraz üzerinde geldi. PMI verilerinde toparlanmaların yeniden 50 ve üzerine doğru gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani aslında virüs tamam, bir kenarda var, hala o salgın devam ediyor. Özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika, Amerika kıtasında devam ediyor. Ama baktığımızda piyasaların toparlanma yönünde bir çabası olduğunu da bir açıdan görüyoruz. Bunu şuraya bağlamamız lazım. Sonraki aşamalarda bu güçlü parasal desteklerin ekonomik toparlanmayla birlikte oluştuğu şu ortamda yavaş yavaş enflasyon tarafında da yükseliş meydana gelirse büyük ihtimalle bunun paranın değerini koruması amacıyla yeniden bir altına talep artışı olarak yansıdığını da görme ihtimalimiz olabilir. Piyasa gündeminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.